Aman bu akşam hüzünleri evde bırak kocacığım, içelim. Seni yerler Adanalı. Senin o bıyığını kolye yapıp gerdanıma takarım biliyor musun? Yarasın değil mi? Daha da anasın, iyisin. Hanımın giller, çoluğun, çocuğun, akrabaların giller iyiler inşallah. Hanımım lan. Ay kocacığım kusura bakma. Biz bu konsomasyon zanaatında daha yeni yetişiyoruz. Hatalarımız olabilir. Hatalıysam şu numarayı ara. Bu ne? Benim numaram. Arada akşam lokale gel, sinirini, stresini alayım senin kocacığım. Genç. Ben de eğlence sektörü çarkının bir dişlisiyim. Sen de değil mi gülüm? Dışarıdan belli olmayan bir kraliyet ünvanın falan yoksa ne bu havalar senin lan? Bizim müşteri kalitemiz farklı. Bu dalga dümenler olmaz burada. Nasıl? Ben gelmişim, şampanyamı açtırmışım. Bu kadar kazık hesabı da ödemişim. Belki amcaoğlumla yeğenimin doğumunu kutluyoruz. Amcaoğlunla doğum kutluyorsunuz. Belki dedim. Ya ben... Senin ne iş yaptığını bilmiyor muyum? Sakın Ayşe'mi aşağılama. Ben insanlara yardım ediyorum, günlük dertlerini unutturuyorum, mutlu ediyorum. Onların psikoloğuyum ben. Başarı oranım %100. Hiçbir müşteri memnuniyetsiz ayrılmadı bugüne kadar. Psikolog mu? Boş vaktin var mı canım? Tam olarak ne gibi bir hizmet bekliyorsunuz? Ayol, psikologdan ne hizmet beklenir? Ben anlatacağım, sen dinleyeceksin. Parasıyla değil mi? He, parasıyla tabii. Ne? Nişanlı adamla. Kenarın dilberine bak sen. Hay ağzını öpeyim bacım ya. Kız ortamlar çok bozuldu. Anam hala kalmadı. Ama ötekilere de yok değil mi? Sen bu zamanda böyle bir ev kızı bulmuşsun. Öpüp başına koyacaksın. Yatacaksın, kalkacaksın, Allah'ına şükredeceksin. Yatırlara bez bağlayacaksın, veli nimet emleyeceksin. Senin gibi pırlantayı başının üstünde taşıması lazım. Ama erkek milleti salaktır, bilmiyor musun? Bir top vurunca fileye denk geldi diye ağlayan bir kişiden ne bekleyeceksin kız? Fettanlık oğlanda değil, öteki kartkarda bence. He? İşte ben bunu benim eski psikologlara aylarca delirtemedim bacım ya. Allah senin okuduğun okuldan, hocalarından razı olsun. Evet, çok değerli hocalarım oldu. Ben de daha yeni yetişiyorum meslekte canım. Ama ben ne yaptım? İkisinin de peşine adam taktım. Kız var ya, popo kaldıran tayt gibisin. Hem güzel hem akıllı. Sağ ol canım benim. Ay vallahi acık ferahladım ha. Daha dur, daha dur. İkimiz el ele verip bu zilliyi bu şehirde yaşatmayacağız bacım. Evelallah. Fal bakayım sana. Kız bak, faydası olur değil mi? Muazzam ama ekstraya girer. Ekstra senin köpeğin olsun bacım. Kız var ya, ne vartalar ne mancaralar atlattım. Ama vallahi bacım sen acık toparladın beni. Elimine sağlık. Hekimlik çok kutsal bir meslek. Geçmiş olsun gülüm. Su gibi geçsin gitsin. Allah sebep olanların ömründen alsın, sana versin. O karı köfte gibi kızarsın, biber gibi patlasın. Heh, işte şimdi o aşamaya geldik. İntikam Nurhayat Karakaş için zeytinyağlı taze fasulye gibidir. Soğudukça lezzetlenir. Karının bacağına mı sıktırtacaksın, omzunda sigara mı söndürteceksin? Yüzüne bir faça dağıtılabilir ama sanatçı diyorsun. Bir damar albüm çıkartır, kariyerine yarar, ondan korkarım. Zerrinciğim, sana bir şey soracağım. Sen hangi semtte oturuyorsun? Çünkü değişik bir çevren var belli. Canım ben esas memleket olarak yani Doğu Monaco'nun içinden. Ama yıllardır farklı kesimlerde müşterilerim olduğu için multikültürel bir kişiyim. Ne yapacaksın kız? Ha canım benim. Şimdi senin söylediklerin tabii ama yani çok sıradan, çok görülmüş şeyler. Kırılma Allah aşkına. Aa, aşk olsun Nurhayat. Ben öyle bir şey istiyorum ki uzun vadeli bir proje olsun. Devamlılığı olsun, iz bıraksın, orijinal olsun. Kafamda bir şeyler var. Artık bu at suratlı geceleri hiç rahat uyuyamasın. Yarın ne olacak diye hep bir tansiyon, hep bir bunalım, hep bir gelecek korkusu. Anlatabiliyor muyum? Çok rafine düşünmüşsün bayağı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.